bir konu deseniz haksızlık etmiş oluruz. Elbette iktidarın başarısızlığı başta ekonomi olmak üzere onun etkisi var. Ama biraz da kendimize de pay çıkartalım. Bu dönem seçimleri bu algı yönetimden daha uzakta yaptık. Toplumun kendi sorunları üzerinden daha çok konu ettik. Genel başkanımızın performansı en başta elbette. Sanırım yüzü geçti yaptığı miting sayısı. Belli hedeflemelerimiz vardı. Onların üzerinde çalışıldı. Bir diğeri de bu kutuplaştırıcı dilden artık toplum iyice usandı. Daha birleştirici, işte başta 2019'da partiler tarafından yapılan ittifakın bu defa sandıkta yapılması gerektiğine ilişkin söylemlerimiz yerini buldu. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi özelliğinden de kaynaklı. Birçok parti belli özelliklerde ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığınızda altı ok içerisinde değerlendirdiğinizde aslında toplumun tüm kesimlerine hitap eden bir parti. İçerisinde elbette sosyal demokratlar var, solcular var ama bunun yanında demokrat muhafazakarlar, demokrat milliyetçiler, demokrat Kürtler bunların hepsine hitap eden bir parti. Ve 11 Büyükşehir'in 5 yıllık çalışmasında etkisi olduğunu da unutmamak lazım. Çok doğru tespit. Yani 14 Mayıs'taki ekonomik krizle bugünkü ekonomik kriz biraz daha derinleşti. Ama sonuçta orada da ekonomik kriz vardı. Gelir dağılımdaki eşitsizlik, yani yoksulluk sınırında altında kalanların büyüklüğü ortadaydı. Ama bu dönem belki iktidarın o montaj videolar gibi algı yönetiminden biraz daha uzakta bir çalışma yapıldı. Bir kere pozitif bir dil kullanıldı. 45 günlük yoğun bir propaganda zamanımız oldu. İşimiz gücümüz Türkiye'deki mesaj, biz belediyecilik hizmetini iyi biliyoruz ve bunu yapmaya hazırız. Genel siyaset elbette ama sonuçta bir sığınma limanına ihtiyaç var. Toplum kendi kültürünü yansıtabilmesi, işte iptal edilmeyen konserlerin yapılabilmesi, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkılabileceği, İşte pandemide olduğu gibi bir ihtiyaç anında yanında olacağı, depremde olduğu gibi yardımlarda hızla hareket eden belediyecilik hizmetleri anlamında bir birleştirici bir dil vardı. Birincisi oydu. İkincisi de yine kampanyada çok net görüldü. Toplumda ayrışım yapmadan, yani belediyenin kapısına giren hiç kimsenin ne diline ne inancına hiçbir sorgu yapmadan herkese eşit hizmet verme amacındaydı. O da çok iyi işlendi. Üçüncüsü de şu anda toplumda en çok hassas olunan şeyler nelerdi? Onlara ilişkin yapacağımız çalışmalar ifade ettik. Bir tanesi de barınma. Bu ülkede herhalde 4 kişiden bir tanesi barınma sorunu yaşıyor çok açık bir şekilde. Bugün asgari ücretle ya da asgari ücretten çok daha yüksek maaşı olanların bir ev alma ihtimali gözükmediği bir dönemde barınmayı dile getirdik. Güvenli şehir vurgusu çok önemliydi. Sadece bina açısından değil, sokakta da güvenliğin önemi ifade edildi. Kreş keza aynı şekilde. Şu anda çok dile gelmese de özellikle küçük çekirdek ailelerde kreş sorunu en büyük sorunlardan bir tanesi. Kadının iş hayatına girmesi gerekiyor ama kreş olmayınca maalesef o yaşanmıyor. Son olarak da bizim gençlerimizin yurt dışına çıkmaması için iş imkanlarının yaratılması, bu başta iyi bir eğitim alması, yurt problemine ilişkin vurgularımız vardı. Şehircilik başlı başına bir temizlik ya da şehirde yaşayanların ihtiyaçlarını karşılamak değil, onlara da vizyon getirmek, orada yaşayanların geleceklerine dair de güven oluşturmak da esas. Tüm bu vurgularla bir kampanya dönemi geçirdik. Elbette, yani bir defa o kampanyanın dili, sonraki sandık filmlerimiz, küçük filmler, bunların hepsi bir bütündü aslında. Yani bu çalışmanın arkasında ciddi bir profesyonel kadro var. Yani biz elbette siyasetçiyiz, elbette toplumsal okumada katkılarımız var ama bu kampanya, 45 günlük kampanyanın bir de öncesi vardı. Bir aylık bir hazırlık oldu. İşin içerisinde Merkez Yürütme Kurulumuz, parti meclisimiz ve uzmanlarımız vardı. Danışma kurulu oluşturduk. Onlardan aldığımız bilgiler ışığında ve ajanslarımızla başladık bu çalışmaya. Vatandaşın taleplerini, ihtiyaçlarını, bu seçim döneminde neyi öne çıkartmamız gerekiyor belirledikten sonra profesyonellerden aldığımız destekle bu kampanyaya başladık. Müziğinden filmlerine, afişlerine kadar
tümü bir bütünün parçasıydı aslında. Ve genel başkanımız da bu konseptin lideri ve önündeki vitrin.